Ana vatanımıza ve ordumuza bağlılık yemini etmiştik. Birinci Dünya Savaşı biteli 21 yıl oluyordu. Ve artık savaşma sırası bizdeydi. Aynı gün yolcu gemisi Athenia İngiltere'den Kanada'ya doğru yola çıktı. Gemideki 1100 yolcunun çoğu Hitler'in Doğu Avrupa işgalinden kaçıyordu. Aralarında Yahudi mülteciler Marian Young ve kocası da vardı. Nazi işgalinden bir hafta sonra Çek Cumhuriyeti'nden kaçtık ve Avrupa'da kalmak istemediğimize karar verdik. Önünde sonunda savaş çıkacağını biliyordum. Ama o anda çıkacağından habersizdim tabii. 3 Eylül 1939'da İngiltere ve Fransa Almanya'ya savaş ilan etti. Ranzam'da dinleniyordum. Arkadaşım gelip beni sarsarak uyandırdı. Bil bakalım, İngiltere bize savaş ilan etti dedi. Hemen fırlayıp telsiz odasına gittim ve konuşmaları dinlemeye başladım. İngiltere'ye hemen düşman muamelesi yapmamız söylendi. Öğleden sonra 4:30'da. Savaş başladıktan sadece 5 saat sonra U-30 İrlanda'nın yaklaşık 4 kilometre kuzeybatısında bir gemi gördü. Komutan Fritz Julius Lamp savaş gemisi olup olmadığını anlayamayacak kadar uzaktaydı. Geminin rotasından İngiltere'den Amerika veya Kanada'ya gittiğini anlayabiliyorduk. Komutan hata yapmak istemediğinden gemiyi gün batımına kadar izledik. Ancak ışıkları karartılmış bir gemi gören Lamp, Athenia'nın silahlı bir ticari gemi olduğunu sanarak saldırmaya karar verdi. Hava kararınca gemiye saldırdık. İlk saldırıda iki torpil fırlatıldı. Torpil en fazla saniyede 23 metre hızla gider. Yemek salonunda akşam yemeği servisi başlamak üzereydi. Yanımda kocam ve onun erkek kardeşi vardı. Bir masada oturuyorduk. Çorba gibi bir şey içtiğimizi çok iyi hatırlıyorum. Sonra aniden bir patlama oldu. Karanlıktı ve kaos hakimdi. Ich lief dann zum Funkraum und telsiz odasına koştum ve Athenia'nın yardım çağrısını, SOS çağrısını duydum. Gemide 1100 yolcu vardı. Aman Tanrım. O zaman ne yaptığımızı fark ettim. Komutan Lamp trajik bir hata yaptığını biliyordu. Parmaklıklara tırmandım. Kocamın elini tutarak hadi dedim. Kocam önce kadınlar ve çocuklar diye bağırmaya devam ediyordu. Can kurtaran sandalı yavaşça indirildi ve kocamı gözden kaybettim. Aman Tanrım, gemi batıyor ve kocam gemide diye düşünüyordum. Bu gerçekten çok korkunçtu. Marian kurtarılana kadar
cankurtaran sandalında uzun bir gece geçirdi. Athena, 2. Dünya Savaşı'nın ilk U-Bot kurbanıydı. Olayda 118 kadın, erkek ve çocuk hayatını kaybetti. İskoçya'ya dönen Marianne, kocasını aramaya başladı. Kurtulanların listesine bakarken ismini gördüm. Size anlatamam. Sanki Tanrı beni kutsamıştı. Geminin batırılması bu ölümcül silahın yok edici gücünün mükemmel bir göstergesi, ancak bir propaganda felaketiydi. U-Bot gözden düşmüş bir şekilde geri döndü. Daha sonra yaşananlar bütün uluslararası denizcilik kurallarına aykırıydı. Wilhelmshaven'de gemiye bir grup subay bindi. Torpil odasına çağrıldık ve olanlar hakkında hiçbir şey anlatmamamız söylendi. Athena'nın batırılmasıyla ilgili kayıt seyir defterinden silindi. Almanlar kendilerini suçlayabilecek hiçbir kayıt istemiyordu. Özellikle de ölenler arasında 28 Amerikalı bulunduğu için. Birleşik Devletler hala tarafsızdı. Propaganda Bakanı Joseph Goebbels, Churchill'in Amerika'yı müttefiklerin tarafına çekebilmek için Athena'yı kasten batırdığını iddia etti. Birinci Dünya Savaşı'nda Lusitania'nın batırılması benzer bir vakaydı. Ve Birleşik Devletleri neredeyse savaşa sokacaktı. Hitler böyle bir şeyden kaçınmak istiyordu. Amerika'da basın geminin batırılmasını rezalet olarak yorumladı. Winston Churchill Amerika'nın hamlesini bekliyordu. Churchill'in memnun olduğundan, hatta rahatladığından hiç şüphe yok. Birleşik Devletler'in Almanya'ya karşı savaşa girmesini istiyordu. Ancak Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika, Avrupa'daki bir başka savaşa girme konusunda istekli değildi. Tarafsız kaldı. Birinci Dünya Savaşı'nda kan gölüne dönen sadece Avrupa değildi. Amerikalılar da dehşeti yaşamıştı. Yeniden kanlı bir cephe savaşına girmekte isteksiz davranıyorlardı. İlerleyen Alman ordusu karşısında Avrupa hızla düşerken İngiltere'nin yakında dünyayla bağı kesilecekti. Durum kritikti. Ülkede sadece hayatta kalmak için gerekli 3 haftalık temel ihtiyaç maddesi stoku vardı. Amerika'dan yardım alamayan İngiltere Kanada'ya yöneldi. Halifax ve Sydney'in sakin Nova Scotia limanları birden kendilerini dünyanın o güne kadar gördüğü en büyük malzeme operasyonunun ortasında buldu. O sırada Britanya Krallığı'na bağlı olan Kanadalılar için İngiltere'ye yardım etmek kaçınılmaz bir durumdu. Bence sadece otomatik bir tepkiydi. İngiltere Başbakanı savaş ilan etmişti. Bu Kanada'nın da ona uyması anlamına geliyordu. İngiltere ile Kanada'yı 4500 kilometre okyanus ayırıyordu. U-botlar için mükemmel av sahasıydı. Ancak İngiltere dünyanın en güçlü donanması olan Kraliyet Donanması'nın malzeme gemilerini kolayca koruyabileceğinden emindi. Bir adamın acımasız hırsı ve yeteneğini hesaba katmamıştı. Almanya'da denizaltıların kumandanı Karl Dönitz, Kraliyet Donanması'yla savaşıp kazanmayı planlıyordu. Bizzat denetlemişti. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra denizaltı inşa etmesi yasaklanan Almanya gizlice yapmaya devam ediyordu. Dönitz büyük bir hızla modern ve güçlü bir denizaltı gücü yarattı. Bu filoda başı 7 tipi U-Bot çekiyordu. Çift dizel motoru sayesinde denizin üstünde 16 knot hıza ulaşabiliyordu. Çoğu yük gemisine yetişebilecek kadar hızlıydı. Elektrikli aküleri sayesinde suyun altında 24 saate kadar kalabiliyordu. 88 milimetrelik bir topla donatılmıştı. Ama asıl ölümcül silahı 11 torpiliydi.
Winston Churchill daha sonra şöyle yazacaktı. Savaş sırasında beni gerçekten korkutan tek şey U-Bot tehlikesiydi. İkinci Dünya Savaşı'nın ilk aylarında Alman U-Bot komutanı Dönitz, yeni U-Botlarına Atlantik'te dolaşıp hedef aramalarını emretti. Ancak Kraliyet Donanması bu tehdidi önemsemedi. Denizaltının yapısından kaynaklanan bir zayıflık yüzünden başarısız olacağından emindi. U-Botlar suyun altında kısa sürelerle yol alabiliyordu. Daha sonra yüzeye çıkıp akülerini şarj etmeleri gerekiyordu. Böylece kolayca görülüp yok edilebilirlerdi. Suya daldıkları zamansa Kraliyet Donanması Astik denilen yeni anti denizaltı teknolojisine çok güveniyordu. Savaştan önce geliştirilen bu teknoloji yönlendirilen ses dalgalarıyla su altını gösteriyordu. Denizaltılara çarpan dalgalar yankı olarak duyuluyordu. Ne kadar çabuk yankılanırsa gemi denizaltıya o kadar yakın demekti. Mesafe daraldığında dip bombaları atılabilirdi. Bu ilk sonarın denemeleri sırasında Churchill o kadar etkilenmişti ki bizi büyük bir tehlikeden kurtaracak diye övünmüştü. Savaş başladıktan 15 gün sonra Astik sonarla donatılmış 3 uçak gemisi ve 14 destroyere U-Botları ortaya çıkarma görevi verildi. Uçak gemilerinden biri HMS Courageous'tı. 48 uçak taşıyan ve 31 natız yapabilen bu gemi, Kraliyet Donanması'nın en önemli gemilerinden biriydi. John Cannon da gemideydi. Savaş başladıktan 15 gün sonra, 4 destroyer eşliğinde İrlanda'nın güneybatı kıyılarında devriye geziyorduk. Çok güçlü bir birimdik. Sıradan bir gündü. Hiçbir terslik yoktu. Pilotlar iniş kalkış egzersizleri ve aynı zamanda biraz da devriye görevi yapıyorlardı. Ancak sonarın büyük bir eksiği vardı. Menzili bir torpile yetişecek düzeyde değildi. U-29 menzil dışında gizlice yol alıyordu. Komutan Otto Schuhart'tı. Courageous'un uçakların inmesi için döndüğünü gördü ve bu fırsatı kaçırmadı. Uçak gemisine 3 tane torpil fırlattı. Los! Saatime baktığımı hatırlıyorum. 8'e 4 vardı. Tam o anda büyük bir patlama oldu. Los! Saniyeler sonra ikinci torpilin çarpmasıyla büyük bir patlama daha oldu. Torpiller Courageous'ta 2 büyük delik açtı. Uçak gemisinin sonu gelmişti. Üst güverteye çıktım. Adamlar suya atlamaya başlamışlardı. Courageous'un sancak tarafından aşağıya kaydım. Suya daldım ve gemiden uzaklaşmak için olabildiğince hızlı yüzmeye başladım. O sırada uçak gemisinin suya battığını gördüm. Deniz onu bir kefen gibi sardı ve gözden kayboldu. Yardım edin. Kısa süre sonra etraf sessizleşti. Yardım edin. Ancak suda çırpınan adamların sesleri duyuluyordu. Hala yanımızda olan iki destroyerin durup hayatta kalanları kurtarması imkansızdı. Çünkü dururlarsa büyük bir olasılıkla kendileri de hedef haline geleceklerdi. Aslında destroyer HMS Ivanhoe su altı sonarını kullanarak Otto Schuhart'ı izliyordu. Destroyer U-29'dan yansıyan karakteristik sinyali tespit etti. Schuhart acilen daha önce inmediği kadar derine daldı. Düşman saldırısı olmadan orada bulunmak hoş bir duygu değil. Gemi zarar görmeden bir an önce yukarı çıkmayı umuyorsunuz. (Gülüyor)
Saldırı her iki destroyerin de bombaları tükenene kadar birkaç saat sürdü. Ancak şans Schuhart'tan yanaydı ve kaçmayı başardı. Denizin üstünde ise John Kahn'ın iki saattir sudaydı. Artık tek kurtuluş umudu geçen bir ticaret gemisine ulaşabilmekti. Tuhaf duygular içindeydim. O kadar uzun zamandır yüzüyordum ki çok yorulmuştum. Bilmem insanlar bunu anlayabilirler mi ama boğulmaktan korkmuyordum. O kadar yorgundum ki uyumak istiyordum. Ama yanımda bir filo gözlemcisi yüzüyordu. Pes ettiğimi anlamış olacak ki birden bana "Hadi evlat, hadi devam et. Eve döndüğünde annen baban seni orada bekleyecekler" diye bağırmaya başladı. İnanın bu beni biraz canlandırdı ve tekrar yüzmeye başladım. John kurtuldu. Ancak 1260 kişilik mürettebattan 118'i kayboldu. Küçük bir U-Bot sadece iki torpille İngiliz filosunun en önemli gemilerinden birini batırmıştı. Kraliyet donanması U-Bot tehdidini ciddi biçimde hafife almıştı. Sonuç felaketti. Daha fazla kayıp vermemek için 6 uçak gemisinden oluşan tüm İngiliz filosu U-Bot saldırısı riski olmayan yerlerdeki operasyonlarla sınırlandırıldı. Hazırlıklı değildik. O sırada ne denli tehlikeli bir durumda olduğumuzu anladığımızı sanmıyorum. Otto Schuhart limana dönüşünde kahraman gibi karşılandı. Dönitz, U-Bot komutanından çok memnundu. Saldırı U-Bot'ların kraliyet donanmasını yenebileceğinin kanıtıydı. HMS Courageous battıktan sadece 4 hafta sonra son derece cüretkar bir saldırı gerçekleşti. U-Bot komutanı Günther Prien, kraliyet donanmasının Scapa Flow'daki en iyi korunan merkez üssüne sızdı. U-Bot'uyla anti-denizaltı savunmalarını aşarak, kraliyet donanmasının en büyüklerinden biri olan 380 mm'lik dev toplara sahip görkemli savaş gemisi Royal Oak'u torpilledi. Gemi 10 dakika içinde 800 kişilik mürettebatın büyük bölümüyle birlikte buz gibi sulara gömüldü. Çoğu lombarlardan kaçmaya çalışırken boğuldu. Royal Oak'un batırılması İngiltere'de milli felaket oldu. Winston Churchill bile baskının inanılmaz bir profesyonel beceri ve cüret göstergesi olduğunu kabul etti. Bir savaş gemisini küçük bir U-Bot'la batırmak kahramanca bir davranış kabul edilebilir. O yüzden bunu propaganda olarak kullanabilirsiniz. Prien, Almanya'da milli kahraman oldu. Berlin'de onu coşkulu kalabalıklar karşıladı. Hitler kendisine Almanya'nın en büyük nişanı olan şövalyeli kaçı taktı. Karl Dönitz için bu durum U-Bot'ların Almanya için savaşı kazanabileceğinin kanıtıydı. İngilizler içinse uyarı çağrısıydı. Alman tehdidine karşılık olarak 1. Dünya Savaşı'nda U-Bot'lara karşı başarıyla uygulanan bir yöntemi devreye soktular. Konvoylar. Konvoylarda birbirine yakın seyreden ticari gemiler az sayıda silahlı eskort tarafından korunuyordu. Taktik avantajı çok fazlaydı. Yalnız yolculuk yapan gemilerin hepsine koruma sağlanamazdı. Ancak sayıca kalabalık olan konvoy sadece birkaç savaş gemisiyle korunabilirdi. Yüzlerce ticari gemi konvoy hizmetine alındı. Mürettebatları asker değil, sivil denizcilerden oluşuyordu. İngiltere bu ticari filo denizcilerini imparatorluğun dört bir tarafından çağırdı. Gemimizde İngilizler ve Araplar vardı. Daha sonra Hindistan'dan Hintli ve Çin'den de
Çinli mürettebat aldık. Ticari donanmaya denizde serüvenden hoşlandığım için katıldım. Çok önemli bir şeydi. Bu gönüllü denizciler İngiltere'ye yakıt, makine ve yiyecek gibi hayati malzeme taşımak için her tür hava koşulunda çalışıyorlardı. Dalganın tam tepesinde bir gemi gördüm. Kıç kısmı ve pervane suyun dışında dönüyordu. Sonra aşağı düştü ve sadece su görebiliyordunuz. Su ve köpükler ön güverteye çarpıyordu. Su gelirken bütün donanım donuyordu. ...1939 Noel'ine gelindiğinde konvoy sistemi çalışıyordu. U-botlar yalnız seyreden 110 gemiye saldırmıştı. Ancak konvoy halinde yolculuk yapan neredeyse 6000 geminin sadece 4'ü U-botlar tarafından batırıldı. U-botların başarılı olamaması Dönitz'i gittikçe sinirlendiriyordu. Onu durduran önemli bir engel vardı. Hitler'den 300 denizaltı istemiş ama 60 taneden azalmıştı. Şu andaki en büyük sorunumuz yeterince U-bot olmaması. Konvoyların yerini tespit etmeye çalışmalı, sonra da elimizdeki bütün U-botlarla yoğun bir saldırı başlatmalıyız. Dönitz'in önünde başka bir engel daha vardı. Hem Kuzey Denizi'nin hem de Manş Denizi'nin kontrolü İngilizlerin elindeydi. Atlantik'e ulaşmak için U-botlarının İngiltere'nin kuzeyinden dolaşmaları gerekiyordu. Bu da yolculuğu bir hafta uzatıyor ve operasyon menzillerini İrlanda kıyısının sadece birkaç yüz kilometre açığıyla sınırlandırıyordu. Ancak savaşın seyri bir kez daha değişmek üzereydi. ...1940 ilkbaharı sonlarında Hitler'in ordusu batıda Fransa'ya saldırdı. İngilizler Dunkirk'ten zorunlu olarak geri çekilmek zorunda kaldı. Fransa teslim oldu. Fransa'nın düşmesi her şeyi değiştirdi. O noktada bunun kontrollü, sınırlı, belki de küçük ölçekte bir Avrupa Savaşı olabileceği ortadan kalktı. İngiltere gerçekten köşeye sıkışmıştı. Bu Dönitz için bulunmaz bir fırsattı. Fransa'nın teslim olmasından bir gün sonra karadan Fransız sahilindeki Britanya'ya gitti. Artık U-botları doğrudan Atlantik'e çıkabileceklerdi. Almanya artık savunulabilir Atlantik üslerine sahip önemli bir Atlantik gücüydü. Alman denizaltıları Atlantik'teki belli başlı gemi yollarına neredeyse bir hafta daha yakındı. Bu da onların görev ve etkinlik sürelerini artırıyordu. Dönitz, Lorient Limanı'nda bir üs kurdu ve limana bakan zarif bir villayı genel karargahı yaptı. Neredeyse 7 metre kalınlığında güçlendirilmiş betondan yapılan U-bot doklarında yoğun bir çalışma başladı. Zırhlı kapılar ve top platformları sayesinde denizaltıların onarılıp yakıt ikmali yapabilecekleri kendi kendine yeterli kaleler halindeydiler. Bu dev beton katedraller sayesinde artık Kuzey Atlantik'teki bütün gemiler U-botların saldırı menzilindeydi. Zaten Berlin'den sınırsız denizaltı savaşı başlatmaları için emir gelmişti. Hiç kimseyi kurtarmayın. Alman savaş emri 154. Hava koşulları ve karadan uzaklık önemli değil. Sadece kendi geminizin güvenliğiyle ilgilenin. Bu savaşta acımasız olmalıyız. Düşman savaşı bizi yok etmek için başlattı. O yüzden hiçbir şeyin önemi yok. Artık hiçbir gemi güvende değildi. Benares ciddi biçimde yan yattığından can kurtaran sandallarını indirmek zordu. Rockall'dan 450 kilometre uzakta torpillenen gemi daha önce U-bot saldırısına maruz kalmayacağı sanılan bir bölgede yol alıyordu. Ancak artık Atlantik'in her tarafındaki gemiler Fransız kıyısında üstlenen U-botların kolayca ulaşabileceği durumdaydı.
Gemideki çocuklardan biri olan Colin Ryder Richardson kendini batmakta olan bir cankurtaran sandalında ölüler ve ölmek üzere olanlarla birlikte buldu. Hepimiz o anda mantıklı gibi görünen bir şey yapıyorduk. Cesetleri cankurtaran sandalından denize atıyorduk. Colin denizde 20 saat kaldıktan sonra kurtarıldı. Gemideki 90 çocuktan 77'si ölmüştü. Kesinlikle unutamıyorum. O çocukları neredeyse her gün görüyorum. Can kurtaran yeleğim sayesinde hayatta kalan şanslılardan biriydim. Colin'in annesi onu göndermeden önce bir can kurtaran yeleği almıştı. Ve işte bu cepte bir kemer ve henüz birkaç yıl önce bulduğum annemin mendili vardı. Steve Benares'in batırılması dünyayı şoke etti. Gazeteler bunu savaş suçu olarak duyurdu. Ancak bu İngiliz donanması için yıkıcı bir gerçekti. Artık Fransa'daki üslerden hareket eden U-botlar Atlantik'in ortalarında saldırabilirler ve konvoyları daha uzun süre kovalayabilirlerdi. Atlantik Savaşı en ölümcül aşamasına girmişti. Savaş gemileri tarafından korunan konvoylar hala U-bot saldırılarına karşı en iyi korunmaydı. Koramiral Dönitz'in bu taktik gücü alt etmenin bir yolunu bulması gerekiyordu. Cüretkar bir stratejiye karar verdi. İşe yararsa İngiltere'nin çökmesini önleyen tek şey olan malzeme taşınmasını yok edecekti. Buna kurt sürüsü adını verdi. Atlantik Okyanusu 77 milyon kilometre karedir. Stratejisinin ilk kısmında Dönitz, U-botlarını okyanusu tarayacak uzun sıralar halinde dizdi. U-botlarla sürekli telsiz teması halindeydi. Müttefikleri uyandırmamak için Enigma denilen dahiyane bir şifre cihazı kullanıyorlardı. Atlantik'te daha fazla denizaltımız olunca, U-bot komuta merkezinden bir konvoy gördüğümüzde, saldırmayıp bu bilgiyi üsse iletmemiz emredildi. U-bot sürüsünü telsize bağlı bir kurt veya köpek sürüsü olarak düşünün. Her U-botun her gün rapor vermesi gerekiyordu. Çünkü U-bot genel karargahında onları izleyen ve yerlerini belirleyen kişilerin nerede olduklarını bilmeleri gerekiyordu. Çünkü bir panoda hareket ettiriyorlardı. Dönitz emir verdiğinde U-botlar suyun altından değil, daha hızlı ve manevra kabiliyetlerinin daha fazla olduğu su üstünden saldırıya geçecekti. Böylece sonara da yakalanmayacaklardı. Son dahiyane hamle, ince uzun silüetlerini görmenin neredeyse imkansız olduğu gece saldırmaktı. ...5 Ekim 1940. Konvoy SC-7 Kanada'dan İngiltere'ye doğru 17 günlük yolculuğuna başlayınca Dönitz'in stratejisi de sınanmış oldu. 35 gemiye çelik ve kereste yüklendi. Ancak konvoydaki gemilerin çoğu eski ve yavaştı. Kraliyet donanmasının kaynakları o kadar zorlanıyordu ki sadece bir tek küçük eskort verilebildi. Kurt sürüsü için mükemmel bir hedefti. ...11 gün sonra yolculuğun en tehlikeli kısmı olan İrlanda'nın kuzeybatısında konvoya iki eskort daha katıldı. U-48 gece yarısı konvoyu gördü.
pozisyonunu Dönitz'e bildirdi. Dönitz beklemede olan U-botlara konvoya yaklaşmalarını emretti. 2 gün sonra ulaştılar. 5 U-bottan oluşan bir kurt sürüsü saldırıya geçti. Charles Gonzalez konvoyun önünde giden gemideydi. Mehtaplı bir geceydi ve tabii U-bot komutanları gemilerin silüetlerini görebiliyordu. İşte o zaman harekete geçtiler. Saldırıyı başkomutan Otto Kretschmer yönetiyordu. Çeyrek milyon ton ağırlığında gemi batırarak tonaj kralı lakabını alacaktı. Otto Kretschmer'in savaş günlüğü. Eskortların sinirleri çok bozuk. Kendilerini ve birbirlerini rahatlatmak için sürekli işaret fişeği atıyorlar. Parlak ay ışığında zaten fazla bir şey fark etmiyor. Şu anda konvoyun arkasındaki gemileri seçmeye başlıyorum. Bir U-bot komutanı normalde gemisini konvoyun önüne yerleştirmeye çalışırdı. Böylece konvoy ona doğru gelirdi. Almanların en iyi ve en deneyimli U-bot komutanları konvoyun arasına girip oradan ateş etmeyi seviyorlardı. Bu kadar kısa menzilli atış korkaklara göre değil. Sadece gemilere çarpıp patlayan torpillerin seslerini duyuyor ve parlamalarını görüyorduk. Charles Gonzalez'in gemisi U-101 tarafından batırıldı. Bölmeye doğru fırlatıldım. Birçok ölü insan gördüm. İşte o zaman bunun gerçekten berbat bir iş olduğunu anladım. Lorient'deki Fransız üssünde bulunan Dönitz, gelişmeleri U-bot komutanlarının telsizlerinden canlı izliyordu. Çoğu U-bot ancak torpilleri bitince saldırıdan vazgeçiyordu. Sadece bir gecede yaklaşık 20 gemi, yani konvoyun yarıdan çoğu yitirildi. Konvoydaki gemilere hayatta kalanları kurtarmamaları emredildi. Kendileri de hedef olma riskini göze alamazdı. Yüzlerce ticari filo denizcisi Kuzey Atlantik'te ölüm kalım savaşı veriyordu. Hiç şüphesiz ticari donanma ülkenin can damarıydı ve o can damarının yok edilmesine asla izin veremezlerdi. O yüzden ne pahasına olursa olsun gemiyi ve içindeki kargoyu kurtarmak zorundaydınız. Sudaki insanların kendi savaşlarını vermeleri gerekiyordu. Konvoy SC-7'de 100 ticari filo denizcisi kayboldu. Ve 80 bin ton malzeme yok oldu. Tüm Atlantik Savaşı'nın en korkunç saldırılarından biriydi. Dönitz'e göre ise büyük bir zaferdi. Kurt sürüsü taktiğinin işe yaradığının kanıtıydı. Gemisi battıktan sonra Charles Gonzalez kurtarılana kadar suda uzun ve soğuk bir gece geçirdi. Bugün bile Kraliyet Donanması'nın onları korumak için daha fazlasını yapabileceğini savunuyor. Bir dereceye kadar rahattılar. Yoksa 35 gemilik bir konvoyu koruyabilmek için nasıl bir tane destroyer gönderirsiniz? Konvoyların U-bot saldırılarından korunmak için acilen daha fazla eskorda ihtiyacı vardı. İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Birleşik Devletler Başkanı Franklin Roosevelt'ten yardım istedi. Ama Roosevelt'in yapabileceği bir şey yoktu. Amerika'da seçim yılıydı ve Amerikan halkının savaş istemediğini biliyordu. Savaş başladıktan bir yıl sonra Roosevelt'in tek yapabileceği Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma 50 destroyer vermekti. Bu eski gemiler hem Kuzey Atlantik'in tehlikeli sularını geçebilecek hem de U-bot kurt sürülerini püskürtecek yeterli donanıma sahip değildi. 6'sı Kanada'ya gönderildi. Yetersiz olmalarına rağmen yine de katkıları iyi karşılandı.
1939'da 6 destroyerimiz ve 4 mayın tarayıcımız vardı. Hepsi aşağı yukarı bu kadar. Kanada donanmasının destroyerleri neredeyse modası geçmiş gemilerdi. Kraliyet donanmasından aldığımız gemiler tam anlamıyla ikinci eldi. Kanadalıların tek eksiği gemiler değildi. Bunlar için mürettebat da gerekiyordu. İster destroyer, ister korvet olsun, bir geminin çoğunluğu daha önce hiç denize çıkmamış mürettebatla denize açılması sıra dışı bir durum değildi. Talep o kadar fazlaydı ki acemi denizcilerin çoğu daha önce sadece karada çalışmıştı. Denizcilerin çoğu kırsal kesimdendi. Daha önce hiç okyanusa açılmamışlar, okyanusu hiç görmemişlerdi. Belki buğday başaklarının dalgalanması okyanusa benzeyebilir. Kanada Kraliyet Donanması'nın tecrübesizliğinin İngiltere'de farkındaydı. İngilizler Kanada Kraliyet Donanması'nın acemi ve yeteneksiz olduğu gibi bir kavram geliştirmişlerdi. Kanada Donanması çoğu zaman Kraliyet Donanması tarafından Kraliyet Çarpışma Donanması veya Kraliyet Çarpma Donanması olarak adlandırılıyordu. U-Bot Savaşı'nda bir rol oynayacaksa Kanada Kraliyet Donanması'nın yeni baştan yapılandırılması gerekiyordu. Ancak normalde yıllarca planlanması gereken şey artık aylar içinde gerçekleşmeliydi. İngiltere'ye hayati malzeme taşıyan konvoylara eskort sağlamak için Kanada dev bir genişleme planı başlattı. Hızlı ve yeterli sayıda üretilebilecek sadece bir tek gemi tipi vardı. Korvet. Çeliği büküp perçin çakabilen herkes bir korvet yapabilirdi. Yani basit bir teknoloji ve basit bir tasarım gerekiyordu. Toplu üretim yapabilirdiniz. Suya indirildikten sonra gitmesi için özel bir tersaneye, uzmanlara, yani çok iyi eğitim almış donanma mühendislerine ihtiyaç yoktu. Churchill onlara ucuz bela diyordu. Maliyetleri ucuzdu ve U-Botlar için belaydılar. Korvetlerin ön kısmına birer adet 100 milimetrelik top, kıç kısmına da 2 adet dip bomba sırayı yerleştirildi. Bu sağlam gemiler eskiden balina avlamak için yapılıyordu. Denenmiş ve sınanmış buharlı motorları kısa mesafelerde iyiydi. Bu U-botları yakalamak için de uygundu. Ancak eski model temel tasarımları sınırlıydı. Korvetin kullanımı için asıl amaç aslında oldukça basitti. Bunlar kıyı yakınında her tür ayak işini yapacaklardı. Hiç kimse bu gemilerin Kuzey Atlantik Savaşı'nın yükünü taşımalarını beklemiyordu. Açık denizde korvetlerin yetersizliğinden asıl etkilenen mürettebattı. Köprü tamamen açık olduğundan büyük bir küvet gibiydi. O yüzden hem önden dalga yiyordunuz hem de yukarıdan yağmur yağıyordu. Korvetler okyanusun ortasına vardıklarında havanın onlar için fazla şiddetli olduğunu fark ettiler. Performansları kötüydü. İnsanlar bazen günlerce ıslanıyordu. Islak giysilerle uyuyor, ıslak giysilerle çalışıyorlardı. Soğuktu ve çoğu zaman oldukça korkutucuydu. Ancak şimdilik Hitler'in U-botlarını yenmek için korvetler tek umuttu. Ve kısa süre sonra Atlantik'te kurt sürüleriyle savaşa giriştiler. Tek gibi avlamaya devam ettiler. Durum kritikti. İngiltere'ye getirilen yiyecek stokları savaş başladığından beri en düşük seviyeye inmişti. İngiltere'yi yenilmekten sadece gönüllü denizcilerin kahramanca fedakarlıkları koruyordu. 3-0 denizaltı yaklaşıyor, yankı taraması. Mürettebattan bazıları ilk gemilerinde sadece birkaç gün yol aldıktan sonra batırıldılar. Orduya katılalı daha birkaç gün olmuştu. Artık ticari filo denizcisi olmak, Kanada veya İngiltere silahlı kuvvetlerinin herhangi bir kolunda savaştan daha tehlikeli olmuştu. Korkmadığınızı, size bir şey olmayacağını düşünmeye başlıyorsunuz. Başkalarının başına gelecek ama asla siz olmayacaksınız. Korkamıyordunuz. Sadece sizin değil de başkalarının suya düşeceğini ve hayatta kalacağınızı umuyordunuz. Bir savaş varsa kaybedeceğinizi düşünmüyorsunuz. Kazanacağınızı düşünmek zorundasınız. Atlantik Savaşı'nda hayatını kaybeden ticari filo denizcilerinin toplam sayısı 30 binden fazla olacaktı.
Eğer ticari filo denizcileri denize açılmasalardı, gemiler hareket etmez, her şey dağılırdı. Oldukça inanılmaz bir öykü. Onlar Atlantik Savaşı'nın isimsiz kahramanları. Dönitz'in kurt sürüsü stratejisi inanılmaz bir başarı elde ediyordu. Hitler'i daha fazla U-Bot vermeye ikna etti. Ayda 29 yeni denizaltı vaat edilen Dönitz artık Almanya için savaşı kazanacağından daha da emindi. Winston Churchill içinse durum kötüydü. Hitler'in U-Bot'larının İngiltere'ye açlıktan diz çöktürmesine az kalmıştı. Cesur halkımızı beslemek için gerekli yiyeceği getiremeyeceğimiz kadar çok ticari gemimiz batırılırsa ne olacak? İngilizler ya denizaltı kurs sürülerini yok etmek için karşı bir önlem bulacak ya da kesinlikle yenilecekti. Kısa süre sonra bunu gerçekleştirebileceklerini umdukları yeni bir teknolojiye, yeni bir gizli silaha sahip oldular.